Selam dostlar, 333 YouTube kanalı burası. Türkiye'deki en iyi konuklara sahip kanal. Çiçek çoktur ama gül başka, insan çoktur ama kardeş başka. Hoş geldin. Hoş bulduk Ozan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün konumuz sayısal eşitarlık seçim. Bu konuyu neden getirdik yani bu konuya? Çünkü bu konuk farklı bir konuk. Kendisini tanıtsın istiyorsanız. Buyurun. Bu konuya neden sizi getirdik? Sizden bir dinleyelim. Şimdi şöyle, sayısalcıyım. Çıtırdan eşit ağırlık, böyle yalanla. Tuğde'nin 2022 YKS'de iki tane derecesi var. Evet. Birisi sayısal. 7000. Diğeri de eşit ağırlık. 1300. 1300. Şu anda Koç Üniversitesi'nde ne yapıyor? Ne yapıyor? İşletme okuyor. İşletme okuyor. Yani evet, hem sayısaldan hem eşit ağırlıktan belli bir derece yapıp eşit ağırlığı tercih etmiş. Eşit ağırlıkçıların nefret ettiği öğrenci tipi. Tabii, hiç sevmem. Çok da öyle demeyelim ya. Hatta öyle ama yapacak. Önemli de bir özelliği var. Anadolu Bursu'yu. Evet. Gülün. Ben bunun geleceğini görmüştüm. Evet, evet. Anadolu Bursu yerliğinden okula girmiş. Sayısalcı desen sayısalcı değil, eşit ağırlıkçı desen borçlu desen borçlu değil. Her şeyin bug'ını kullanıyor. Ben çıkayım istersen, devam edin. Kendini ne olarak tanımlıyorsun mesela? Eşit ağırlıkçı mısın, sayısalcı mısın sence? Ya eşit ağırlıkçı demeyi pek... Bence etik yani, değerleri yani yok olmuş. Kendine yakıştırmıyor musun eşit ağırlıkçı demeyi? Yani, çünkü üç eşit ağırlıkçının arasında öyle demeyelim de. Yani. Ama gördüğünüz gibi okuduğu şey çok bariz. İşletme, değil mi? İşletme okuyor yani. Ben de işletme okuyorum mesela. O da işletme okuyor. Burada üç işletmeci bir ekonomist. Bir ekon. Evet. Senin bu konuda yorumun ne? Ekon değil de ekonomist. Tıp okuyanlar doktor diyordum kendime. Hem bugün şeye de cevap vermiş oluruz. İşte neden işletme seçtiniz abi falan filan. Bakalım. Bunu nasıl cevap neden ekonomi seçtiniz abi? Ufaktan evet, başlayalım. Ve kardeşim Sude'ye çok güzel sorular hazırlamış. Hazırladım. Evet. Eyvah. Neden benden bahsetti şimdi Sude ile? Anlamadım. Çünkü Sude Efe'nin kız arkadaşı aynı zamanda. Neden neşe oluyorsun? Unutmak öyle kolay mı sanırım? Etiket olduk galiba. Yaklaşık 2,5 senedir bir birliktelikleri var. Evet, evet. Hatta 10 yıldır beşik kertmesiyiz. Birlikteler. 10 yıldır beşik kertmesi nasıl oluyor? Ya 10 yıl önce. 10 yıl önce mi karar verilmiş? Öğrendik bunu. Ha. Beşik kertmesiymiş. O yüzden bugün onlar takılacak, biz de Musab'la burada takılacağız işte. Laf gelirse gireriz yani. Başlayalım. Buyurun. Var mı bir sorun aklında senin? Sorun var mı? Neden bu mesela çoğu sayısalcı arkadaşın aklında var. Son 5 ay kalmış. Tabii son 5 ay kala bunu düşünmek çok mantıklı değil ama son 5 ay kalmış, son 1 yıl kalmış. Diyorlar ki eşit ağırlığa geçsem mi? Seni bu eşit ağırlıktan birazcık çalışmaya iten şey neydi? Ya da ne kadar çalıştın onu da anlat bize mesela. Ne zaman eşit ağırlıktan biraz da çalışıp lan eşit ağırlıktan da derece yapıp iyi yerlere gidilebilir düşüncesi senin aklına geldi? Bu düşünce geldi ama keşke daha önce gelseydi. Bana biraz geç geldi. Şey oldu aslında, bende hiç eşit ağırlığa geçeyim düşüncesi olmadı. Ben Boğaziçi Endüstri istiyordum. Ama sayısalda biraz şey olayı var, şans faktörü çok araya giriyor. Yani mesela ilk 1000 bekliyorsundur, bir soruyu yanlış yaparsın, o 1000-5000 oluyor falan. Biraz da o yüzden tırsıyordum böyle Boğaziçi Endüstri tutmazsa nereye giderim falan gibisinden. Çok da başka da bir yer istemiyordum açıkçası. Oradan böyle biraz şey oldu, dedim bir tık da eşit ağırlık baksam hani böyle Boğaziçi Endüstri olmasa. Sen onu da bulurmuşsun her şeyi. Buradan Boğaziçi şekillerine şey sesleniyorum, oraya da bir ağabey lazım bence. Oradan hepsi abi zaten. Onun için öyle oradan dedim acaba bir çıtırdan belki Boğaziçi işletmeyi anlarım. Belki böyle işte AB'den Koç işletmeyi anlarım. Oradan da bir AB şeyi vardı zaten bende bir senedir. Hadi bir daha git. Allah Allah. Genel olarak Boğaziçi işliğinden dolayı. Ya da gerçekten öyleydi. Bu arada şey bu. Endüstri yani istiyordum. Sadece Boğaziçi'de evet, istediğim için olmama ihtimali korkutuyordu. Oradan dedim eşit ağırlıktan da bir işletmeyi anlayabilirim. Çünkü zaten biraz aynı kapıya çıkıyor ikisi. Neden yani, ikisi aynı kapıya çıkıyor? Ya şöyle mesela baktığında bizim endüstriyle bölüm derslerimiz bayağı farklı. Ama şey var hani özellikle Türkiye'de hatta yurt dışında da öyle bir tık böyle iş alanları ya da iş tanımları bir tık birbirine benziyor. Daha benzer işlerde çalışıyorlar.
O yüzden farklı dersler görsem de ileride aynı yere bir şekilde ulaşabilirim. Mühendis kimliğine sahip olmak daha ön plana atmaz mı? Şöyle, aslında bu şeye bağlı. Nerede endüstriyel, nerede işletme okuduğuna göre değişiyor. Yani mesela işletmeyi nerede okuduğuna aynı bence okulda. Biraz şey. İkisi de Koç'ta mesela. Ben de çok da aşırı fark yaratmayabilir. Çok soruluyor çünkü. Mühendisleri ya bu arada ben şimdi endüstri çapı yapabilirim. Konu çok iddialı konuşmak istemiyorum ama şey var hani bir tık üniversiteyi nasıl geçirdiğin de önemli. Evet, önemli olan diploma farklı. Değil, diplomayı çıkardığında sende ne kalan? Bir dakika bir saygı konuşuyor. Ama ben keyifliyim. Video başı bir tane önemli. Sayısalın son bir ayında eşit ağırlık olduğumu fark ettim beyler. Bir yıl gitti. Eğer bir yılım gitmesin diyorsanız. Adres neresi? 333 Koçluk Akademisi açıldı. Düşene milyonlarca eksiğim var. Yazın ne yapacağım diye düşünüyorsun. Evet, yapabileceğim milyon tane şey var ve doğru yolu bulmam lazım. Abi ben yapmışım yazın yapacağımı. Gel ben sana anlatayım. Aktarayım, programını yapayım. Kafa yorma. Bir ışık göstereninizin olması sizin için bu süreçte çok faydalı olacaktır. Bahsettiğimiz Koçluk Akademisi'nde Boğaziçi'nden, Koç'tan, ODTÜ'den, Bilkent gibi yüksek kalem okullardan arkadaşlar getireceğiz. Bir işi büyük yapıyoruz kuzen. Bir iş yapıyorsak primi. Ne zaman çalışmaya başladın eşit ağırlığa ya da çalıştın mı? Şöyle oldu. Ben kurs sayısal devam ettim sınava kadar ama böyle son iki ay bana böyle bir şey geldi. AYT matematiği yapıyoruz. TYT'yi de güzel yapıyoruz. Biraz böyle eşit ağırlıktan çıtırdan baksam. Hani belki oradan da biraz yürütebilirim gibi bir düşünceye kapıldım. Ne kadar doğruydu onu biraz sorgularız birazdan da. Şey yaptım. Son iki ay böyle tarihe zaten çok vakit ayıramayacağımı biliyordum. Biraz orada bir şeye gittim. Hani kritik konuları öne çekip daha böyle soru gelmeme olasılığı olan yerlere biraz pasladım. Evet. Çünkü iki ayın var. Kritik bir süreç. Ona göre doğru adımlarla ilerlemen gerekiyor. Ben mesela tarih neredeyse hiç bakamadım. Ama edebiyatta gerçekten böyle kritik konulara çalıştığım için mesela konuların yarısına sadece baktım ama yetti yani. Yavaş edebiyatı falan mı? Zaten ilk baktıklarım var. Zaten 6 soru mu ne paragraf var? 6 paragraf var. 5 divan gelse zaten 11 net falan yok. Netleri neydi acaba sosyalde? Sosyalde. Oho geldik. Sosyal... Resmi konuşmaya koparız ama ya. Netlerin neydi acaba? Sude Hanım. Buyurun tamam. Dinliyoruz. Netlerim neydi beyefendi? Şöyle söyleyeyim. Edebiyat 18'de 4'tü galiba öyleydi. Güzel. Tarihe gelelim. Tarih 5'e 5. Coğrafya full'dü. Matematik de benim 38'e 2'ydi. Coğrafya benim full değil mesela. Ya mesela bence bu netler eşitliğin ne kadar kolay bir alan olduğuna işaret. Ben bu yüzden sayısalcıyım diyorum işte bak beni burada kınıyorsunuz ama yani. Yani kız 2 ay eşitliğe çalışmış hatta büyük ihtimal serviste falan ayaküstü çalıştın yani. Ha öyle değil mi makara verdi ben serviste böyle okuldan dönerken edebiyat videosu falan izliyordum arkadaşlar. Ve 1300 yapıyor hani gerçekten. Aynen öyle. Ya mesela şey var, bence hani gidip böyle gerçekten hard mühendislik isteyen ya da tıp isteyen biri için bu geçerli değil de endüstri istiyorsanız ve iyi bir okulda istiyorsanız bir yandan mesela orada şeyi kıyaslamak mantıklı. Acaba böyle işte Boğaziçi endüstri yerine eşit ağırlıktan mesela Koç'ta okumak isteyen birini baz alalım. Endüstri için 700 yapması gerekiyor tam burslu olarak. İşletme için 200 yapması gerekiyor. Ama bence sayısalda 700 yapmak eşit ağırlıkta 200 yapmaktan çok daha zor. Tabii canım. O yüzden hani evet. Benzer alanlara gidiyorsun. Evet bence de çok fark var. Hani orada aslında işletme de bence mantıklı bir seçenek oluyor. Açıkçası. Ki Koç için çap imkanı var sonuçta. Tabii canım. Yani Koç birazcık özel bir durum. Yani nereden gelirsen gel istediğin bölümde çap yapabiliyorsun ama bence dediğin gibi böyle hard mühendislik kesinlikle lan ben elektrik elektronik evet, mühendisi olacağım demeyen bir adam için bence ne var mesela endüstri ortalama bir endüstri bölümü söyleyeyim bana. Yıldız Teknik'te endüstri okumak yerine Koç'ta Boğaziçi'nde işletme ekonomi okumak ben olsam bunu tercih ederdim ki ben bunu tercih ettim. Evet. Ben de tam aynı ikilemdeydim. Tam olarak bunu tercih ettim. Çok daha mantıklı. Gayet makul. Ya ben de şöyle düşünmüştüm. İşte Koç'a girelim eşit ağırlıktan. Çünkü sayısaldan Koç'a girelim. Benim hedefim Koç'tu yani başına. 9. sınıfta sorsan yine Koç derdim. Koç'a girerim eşit ağırlıktan. Çünkü sayısaldan girsem derece yapmak hem çok çalışman lazım hem de Suden'in dediği gibi çok şanslı olman lazım bence. Ya orada ilk 5000 biraz gününe işte sorulan soruya göre falan çok değişiyor. Eşit ağırlıktan girelim, çapımı yapar çıkarım demiştim. Öyle de yapmayı düşünüyorum yani hala. Abi sıkıntı ya sayısalda. Sayısal akıllı adam bir şey değil ya, bence ya. Arkadaşım TYT... Bence değil, bir şey diyeyim gerçekten değil. TYT 110 net yapmış, AYT'de de sanırım 5 yanlışım ne var? 5000'inci. Yani bu çocuk bence ilk 1000'de de olabilirdi. Sınavı o gün iyi geçse ilk 1000'de de olabilirdi. Belki ilk 500'de de olabilirdi. Hani ama ilk 1000 ve ilk 5000'de olmanın üniversite olarak o kadar farkı var ki yani. Evet.
Sayısalda bir de gözünün yaşına bakmıyorlar. Tabii canım. 3000 yapsam mesela eşit ağırlıkta 2'ye falan bir şekilde giriyorsun. Ya bir de sayısal şey gerçekten kurtlar sofrası gibi. Yani bine seni gerçekten bir yerden çok başka bir yere atıyor. Evet. Yani ilk 1000 bekliyorsan bile bir çıkıyorsun bir bakıyorsun 7000 geliyor mesela. Evet. Ya bu okulda da mesela bilgisayar okuyan, elektrik okuyan bir sürü insan var. Aralarda oturduğumuzda genelde hepsi lanet okuyor yani bölümü okuduğuna. Ulan diyor keşke işletme okusaydım, ekonomi okusaydım falan. Yani kıyas çok doğru değil ama mesela ben 11'in başından beri bayağı yoğun bir şekilde sayısal çalıştım. Eşit ağırlığa son 2 ay çalıştım. Hani tabii matematiğin bir birikimi var ama biri 2 ay, biri 2 sene sonuç ortada yani gerçekten. Yani olan matematik ya eşit ağırlıkta. O sos 1'in 3 tane dersini al kafa kafaya böyle çarpıştır üçünü. Bir tane fizik etmiyor yani. Gerçekten. Ay, fizik değil. 11 fizik denen bir şey var. Biyoloji ekolayı değil, kimya ekolayı değil mi? Etmiyor yani. Toplamı kimya etmez. Kimya eder de. Hadi itsin ya. Etsin kimya hadi bari. Etsin ya. Fizik etmez yani. 11 fizik denen bir gerçek var. Gerçekten sayısalcılar bilir. Biraz illet bir şey yani. Şey diye bir durum da oluyor mesela. Abi ben edebiyatı sevmiyorum ya, ezberleyemiyorum falan. Zaten kitabı okuyorsun. Hani ekstra bir şey yok ki. Zaten 6 tane paragraf sorusu var. 5'i de metin falan okuma. Arapça yazılar var orada. İçinden bir tane bir şey seçiyorsun. Gül görüyorsun. Abi, gül görüyorsun. Bu manzumeymiş, cartmış, yurtmuş. Lan kaç soru kaldı? 10 soru kaldı. Onun da ezberle bir zahmet yani. O kadar değil. Şey tribi bence de hiç mantıklı değil. Ya ben sözel yapamam. Ben ezberleyemem. Ya benim de ezberim çok kötü ama sen onu günde 10 kere okursan eşek gibi. Evet. Ezberliyorsun yani. Kafan sonuçta kapatmıyor kapıları. Ne kadar çok maruz kalırsan o kadar ezberleme şeyin artıyor. Yani. Bir de şey var. Bence eşit ağırlıkta gerçekten emeğinin karşılığını alma olasılığın daha yüksek oluyor. Evet. O bir gerçek. Hani mesela edebiyatta falan çalışıp da yapamama olasılığın daha düşük. Ama fizik öyle değil mesela. Kimya öyle değil. Çalışsan bile olmayabiliyor. Hocam. Geçen yılın başına dönsen yani eşit ağırlık mı başlardın? Ben evet gerçekten hani şu an tamamen sıfırdan başlıyor olsam 12'nin başına kesinlikle eşit ağırlıktan giderdim ama bu biraz şey yani kişi bazlı bir şey bence. Tabii canım. Ya yani mesela ama benim durumumda olan biri için ben böyle bir tavsiye evet. verebilirim. Ben yani çok mantıklı. Çok insan var, çok arkadaş var bu durumda olan. Evet. O yüzden zaten bu videoları çekiyoruz ama zaten sayısal seçeceğine emin olan arkadaş zaten sayısal seçecek. Biz onun fikrini değiştiremeyeceğiz evet, yani. Biz o arada olan arkadaşlara sesleniyoruz eşit ağırlıkta. Makul bir seçim olabilir diyoruz yani. Yani eşit ağırlığa geçmeniz hem sizi daha çok rahatlatıyor. Hem işte böyle hedefinize daha yakın olmuş oluyorsunuz. Hem de bizim kitle büyümüş oluyor. Yani biz biraz daha eşit ağırlıklı. Tabii tabii aynen. Bir gerçek yani. Aslında sayısalcı da var çok takip eden ya. Sayısalcılar mesela izleyip Sude gibi bizim sayemizde eşit ağırlık çözse bile bizim için çok büyük bir fayda. Doğru. Yani mesela sayısalcısın 5000 yapacaksın. Sude Şam gibi işte son 2 ay gittin. Serviste edebiyat baktım. Mesela. Evet. Mesela. Geldim ben sayısalcıyım, 333'ü izlemeyeyim. O eşit ağırlık kanalı da mantıklı değil. Hiç yani. Hoş bir yaklaşım evet, olmadığını düşünüyorum. Yazık olur yani geleceğinize. Hem de daha iyi bir hayatınız olur. Üniversite sınavı hayatı boyunca. Doğru. Doğru. Eğlenirler. Doğru canım ya. Ya diyelim ki hedefin ilk 300, ilk 100 ne kadar sapabilirsin ki yani. 100 olmazsa, hani gerçekçi bir hedefse ve çalıştıysan 100 olmazsa maksimum 300 olur evet. Yani. Yine istediğin yere gelirsin. Eşit ağırlık tamam. Evet. Eşit ağırlık sınıfları, lisenin onur kaynağıdır. Onuru lisenin şerefini kurtarırlar. Ya kurtarırlar ama en makara sınıfta olur arkadaşlar, yani. Arkadaşlar sayısal da bu kadar gömmeyelim yani. O kadar değil bence. Gömmek lazım ya. Ya mesela o mobbing de var. Lisede mesela eşit ağırlığa geçene şöyle bakıyorlar. Evet evet sen sen fiziği yapamadığın için geçtin galiba aptal falan böyle oluyor. Hatta yani. Şey oluyor arkadaşlar bunun bir de bir level üstü mesela fen lisesinde okuyorsam ben fen lisesinde okuyordum. Böyle eşit ağırlığa geçmek şey gerçekten salaklık belirtisi evet. gibi görülüyor. Yani mesela liseye giriyorsun direkt herkes seni sayısalcı farz ediyor. Eşit ağırlık sınıfı açılmıyor. Eşit ağırlıkçıysan hor görülüyorsun, zorbalanıyorsun. Sayısalda okurken bir yandan kendi imkanlarınla eşit ağırlık çalışmak evet, da kolay bence YouTube'dan. Çünkü çok bir şeye ihtiyacın yok. Bilgiyi görüp ezberlemen gerekiyor ya. YouTube'dan izliyorsun, hemen öğreniyorsun. Yani okulunda eşit ağırlık sınıfı yoksa, okula devam etmek zorundaysan yine yapabilirsin. Eskide dünyanın sonu değil yani. Çok yapılabilir bir şey bence. Hala da isyan ediyorsanız gidin Taşra'da tıp okuyun yani. Gidin Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tıp okuyun. Orada esnafı kalkındırın orası. Eğer son 5-6 ay geçseydin ilk 100 bursu sendeydi şu an. Ya ben onun pişmanlığını yaşadım. Hani bilmiyorum öyle bir şey olur muydu kesin bir şey diyemem ama bilmiyorum. Ya mesela bundan da biraz bahsedeyim. Bence sayısal ve eşit ağırlığı birlikte yürütmek birazcık daha mantıksız bir karar. Direkt eşite geçmektense. Çünkü mesela ben son 2-3 ay bir şey yaptım ve son 2-3 ay gerçekten direkt bölünüyorsun. Hani biraz sayısal kurcalıyorsun, mola veriyorsun, eşit ağırlık kurcalıyorsun. Direkt enerjin ikiye bölünüyor. İkisine de yetişmekte zorlanıyorsun. İkisi de tam olmuyor. İkisi de biraz oluyor ama tam olmuyor. Güzel olmuyor yani bence. Şahsen ben onun yerine mesela böyle bir düşüncesi varsa birinin 6 ay kala direkt eşit ağırlığa geçmesini daha mantıklı buluyorum.
Anadolu Bursa yerli çıkmasaydı eşit ağırlıktan mı tercih yapardın sayısaldan mı? Oo, benim tercih listesi tam böyle çorba gibi. Ben burası olmasa tıbba bile gidebilirdim bu arada ki normalde tıp bilmiyorum, hiç benlik bir alan değil. Şu anki aklım olsa İTÜ İşletme Mühendisliği falan yazardım herhalde 7000'de ama benim tercih listemde ya Boğaziçi Yönetim Bilişim'e giderdim. Tutuyor muydu bilmiyorum, bakmadım burası olduktan sonra. Ya da Akdeniz Tıp falan herhalde bilmiyorum. ODTÜ İşletme belki. Her şeyde ama. Tabii benim tercih listesi gerçekten çorba gibiydi, çok ayrı bir konu. Onu da başka bir videoda konuşuyoruz. Evet. O da başka bir videonun konusu. Tercihte o kadar gerçi başka video diyoruz ama bize ne dediler hiç tercih videolarını? Canları sağ olsun, ne yapalım be? Kanalda dursun. Aynen. Belki bir gün işinize yarar. Bu fakirler burada. Aynen öyle. Bence Sude bu şu an kilemde olan arkadaşların %70'ini falan temsil ediyor. Çünkü ben o yaşlarda kimle konuşsam diyor ki abi hani sayısal okuyayım ama çok da sayısal olmasın ya, masa başı iş yapmayayım falan tarzı takılıyor böyle. Bir de şey zaten endüstri sayısal en az sayısal bölümü falan ya. Aynen. Özellikle genelde endüstri düşünenler bu ikilemi yaşıyordur bence. O konuda bence güzel bir açıklama oldu gibi aynen, düşünüyorum. Aynen. Bence eşit hali gerçekten değerlendirin ya bana. Abi işletme okusam işsiz kalırdım. Burada okursan kalmazsın. Burada okursan kalmazsın bence de. Çok soru var. Evet. Bitti. Var mı söyleyecek bir şeyiniz? Benim kalmadı. Benim de yok. Kapatalım. Görüşmek üzere dostlar. Umarız faydalı olmuştur sizin için. Teşekkür ederim. Instagram hesabı aşağıda olacak. Instagram hesabı aşağıda olacak. Aşağıya bırakıyoruz. Aynen. Her türlü bu konuda ikileme olan kişiler iletişime geçebilir. Eyvallah. Nereden ulaştınız kendisine? Nasıl sağlayacak onu merak ediyorum. İyi yayınlar. Sevgili Zeynep Demirel'e teşekkür edelim. Evet. Çok da güzel, nereden detaylı ulaştınız? Bir soru da sordu. Nereden ulaştınız kendisine? Ben ulaştım hocam.